Bazen hayat bizi hiç ummadığımız yerlere savurur. Hiç ummadığımız, beklemediğimiz ve istemediğimiz. İşte benimki de öyle savrulmuştu. Çok değil, bir hafta öncesine kadar ne hayallerim vardı oysa. Tam 4 yıldır bu anı beklemiştim ben. Diplomamı alırken canım ablamın, Biricik abimin... Başlarda İstanbul'da okumamı istemese de... ...sonraları hiçbir desteğini benden esirgemeyen canım babamın yanımda olmasını hayal etmiştim. Ve sevdiğim adam. Evlenip bir ömür mutlu olacağım. Hayatımın aşkı Kenan da babamın hemen yanı başında olacaktı. Ama şimdi o sandalyede hiç tanımadığım bir adam oturuyordu. Üstelik yakında bu adamla... 10 lira kadar evleniyorsunuz. Çifte düğünümüz var. Evlenmek üzereydim. Bir dakika ya. Şimdi ben niye evleniyorum ki bununla? Sonuçta sen de benimle evlenecek değilsin herhalde. Yani. Oyun da bir yere kadar. Bir sözlülük oyunu oynayalım dedik, iş evliliğe kadar geldi. Evlenmek. Sen ve ben. Çok komik değil mi? Yani. Yok yok. Artık bu işe bir dur demenin zamanı geldi. Şimdi birlikte içeri gideceğiz ve her şeyi anlatıp bu yalana bir son vereceğiz. Aynen. Aynen. Bu da bizim gururumuz. E nerede kaldılar ya, gelmediler? Vallahi ne bileyim, geleceğiz dediler ama. Ha? Ah, hanım kızımız da geldi. Kızım Civan nerede? Geliyordu. Benim size söylemem gereken bir şey var. Nedir? Bunun için şimdiden herkesten çok özür dilerim. Ama ben, yani biz... Koştuk, konuştuk, düşündük. Sade bir düğün istiyoruz. Ne? Ama biz konuştuk. Konuştuk. Enine boyuna konuştuk, tartıştık. Ben bunu ailem, hatta annem asla kabul etmez dedim. Fakat dinlemedi. Ama benim... Evet. Dedi, benim dedi hayallerim var dedi. Onun hayali, yani benim Şimali'min hayali... ...aile arasında küçük, sade bir düğün yapmakmış. Hatta evlenme teklifimi de bu şartla kabul etti. Öyle değil mi hayatım? Anneciğim, babacığım... ...sizden istirham ediyorum lütfen... Müstakbel eşinin bu isteğini kırmayalım, olur mu? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ya ne var? Anne bayıldı. Pardon. Anne. Ver bakayım şunu. Ne var? Ne var? Anneciğim. Ah gene gitti. Ne var lan? Nasıl yani? Şimdi bayağı herkesi biz küçük bir düğün istiyoruz mu demiş. Öyle dedim ayık. İnanabiliyor musun? Öyle dedi. Dedim vallahi. Abimin bir an o şapşal suratı gözümün önüne geldi. Yok. Buna izin vermem. Benim bu şirketi abimle kaptırmam lazım. İyi de yani sen sormadın mı kızım ne diye böyle bir şey söyledin diye? Sormaz olur muyum? Sakince sordum. Sade düğüne, sade düğün. Göstereceğim lan sana sade düğünü. Bir sakin ol, bir dinle, gözünü seveyim. Sakin ol ya, konuşalım. Ne dinleyeceğim seni be? Ne dinleyeceğim? Ya ben niye sürekli aynı şeyle yaşıyorum? Lütfen ne olursun, bak bir konuşmamız lazım. Bak bir dinle ya. Bak biri duyacak. Duyarsa duysun canıma minnet. Dur. Sana bir şey söylemem gerek. Dinliyorum. 3 saniyen var. Babam. Babam beni öldürür. Babam mı? Yaklaşıyorum. Sana bir şey göstermem gerekecek. Sakin ol. Bak. Ayyo. Dursun amcaya bak sen. Civan'ın beni üzdüğünü düşünüp çocuğa bunu vermiş. Baba, babacığım. Ha sen bu dünürlere karşı rezil olmayalım, mahcup düşmeyelim diye sade bir düğün istiyorsun değil mi kızım? Babacığım ben aslında... Konuşacak bir şey yok kızım, ben senin ne kadar güzel yürekli olduğunu bilmiyorum. Sen böyle davranarak
Beni nasıl mutlu ettin biliyor musun? Ama anan yukarıda. Nasıl gururlandı seninle. Ama kafanı aşağı inmeyeceksin. Benim kızım her şeyin en iyisine layıktır. Ama baban gerekirse her şeyini satar. Her şeyini satar. Kızına güzel bir düğün yapar. Babacığım inan düşündüğüm gibi değil. Baban sözün üstüne söz olur mu? He? Seni üzen beni üzer. O zaman demek ki neymiş? Seni mutlu eden şey beni ne yapar? Mutlu eder. Değil mi? Gel bakayım sen. Oy kızım. Yani sen şimdi say say gerçekten Cihan Saydam'la evleniyorsun. Levo, benim acilen boşanmam lazım. Bir 10 güne kadar benim ne yapıp edip Nazlı'yı boşanmaya ikna etmem lazım abi. Yani moralini bozmak gibi olmasın abicim ama Nazlı değil 10 gün, 10 yıl geçse de senden boşanmaz. Ayrıca evleneceğini öğrenirse bu kıyameti kopardır. Öğrenmeyecek abicim, öğrenmeyecek ya. Ya ben boşuna mı kendimi yırtıyorum aile işinde küçük sade bir düğün olacak diye? Peki diyelim ki evleneceğini öğrenmedi. Boşanmayı nasıl ikna edeceksin? Olmaz abicim, unut o işi, olmaz. Olacak. Olacak. Olmaz, olamaz, olamaz. Hayatta olmaz. Dahsin, bu iş benim cesedimi çiğnemeden olmaz. Oldu bile Neval Hanım, hiç kendini boşuna yorma. Bak, gelinleri seçerken benim analık hakkımı gözetmedin. Lafımı hesaba katmadın. Ya bırak da aslanlarımın düğünlerini kendi göğünüme göre yapayım. Bana hiç bakma Neval hanımefendi. Kız istemiyor, ben ne yapayım ya? Hem baksana, bunlar kendi kafalarına göre gidip evlenmişler. E biz de böylece aile arasında bir düğün yaparız, olur biter. Ha? 25'e 30, davut getir. Davut getir, göm beni. Anneciğim ağzından yel alsın. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sana da tüh emin evladım. Hı? Ananızı düşürdüğünüz hala bakın. Millet Antep karasını alnımıza çalacak. Bunlar ar namus belasından böyle gizli gizli evleniyor dicikler. Benim ne suçum var ya? Hepsi Civan'ın yüzünden. Anne! Annem! Ne hele doğru mu duyduklarım? Öyle aile arasında ezikler gibi mi düğün yapacağım? Aa, şey kocacığım sen de mi buradaydın? Hiç görmedim. Kocacığım bak anneciğim geldi. Anam öyle orta yerde öpüşmek istemez. Öpme beni tamam mı? Hoş geldiniz Hilmiye Hanım. Hey, pek hoş geldik diyemeyiz ama işte adet yerini bulsun. Hoş bulduk diyelim. Damat bu mu? Hey anneciğim. Öpeyim efendim. Et diye aldım, balcan börkü çıktı. İşte aşk bu, ortada konuyor. Tahsin Beyciğim, törenizde misafire yer göstermek yok mudur? Hilmiye Hanım, buyurun, buyurun. Neval Hanımcığım, hadi erkekler kısmısı anlamaz bu işlerden diyelim. Ama sen nasıl razı geldin böyle bir şeye? Ne öyle fakirler gibi aile arasında tören mi olurmuş kele? Ya toplu sünnet töreni mi yapıyoruz? Nasıl iştir bu? Ezdirmeyelim baba da yani nasıl olacak ama yani?
Ya doğru dersin babam da. Hizmetimiz ne, budumuz ne? Yani onlarla boy ölçüşecek sıklet yok ki bizde. Ne bana kızım? Ne var oğlum? He? Düğünü de onlar yapsınlar. Davetiyeyi de göndersinler, gidip göbek atıp çıkalım oradan, değil mi? Ne oldu kız babası? Bunu mu yapalım? E ne yapacaksın ki babam, ne yapacaksın? Yatak odasını biz alacağız. Ama baba, onun yatak odası bile bir ton paradır şimdi. Kredi çekeriz. Kredi mi? He. O bahçeyi ipotek ederiz. Krediyi çekeriz, alırız. Sakın şimale söyleme, bak üzülür. Yatak odası da sürpriz olabilir. Vakit olaydı da şöyle gönlümüze göre çeyiz düzeydik de. El alem nasıl çeyiz düzülürmüş göreydi. Ama ve lakin sizin oğlan tutup da benim kızı kaçırınca anca bu kadar oldu. Kim? Ben mi kaçırmışım? Hey annem, Okan'ım öyle büyük bir aşkla çağırdı ki kıramadım. Koştum geldim ben de. Keşke kıraydın kızım. Ne var anımcığım, zoruna gitmeydi mi? Benim böyle hiç içime sinmiyor. Gerçi zamanında sen de kocana kaçtıydın. Oğlan babaya derler. Ne yapalım, kader deyip boynumuzu büküp oturacağız. Yani boynumu büküp oturmayıp böyle kızım bula bula bunu mu buldun diyesin var ama... yani hanımefendi çizgimi de bozmayacağım. Akşama da sofrada önümüze ne koyacaksınız bakalım bu kadar çayıza. Yani öyle zehitli fasulyeyle geçiştirmek olmaz. Antep'imizin yuvalamaları, içli köfteleri, cartlak kebapları yaraşır bu çayıza. Siz merak buyurmayın Hilmiye Hanımcığım. Gereği ziyadesiyle yapılacak Allah'ın izniyle. He Okan'ım, bizde adettendir. Çeyiz beğenildiyse yuvarlama, beğenilmediyse fasulye yapılır yemeğe. He. Bey, bu oğlan örf adet de bilmezmiş. Gerçi öğreteni edeni olmayınca ne yapsın garip, yazık. Bana bakınız, benim oğlum... Ha gerçi, say nerede sizin küçük oğlan? Hadi oğlum Civan, göreyim seni. Civan? Aşkım. Aşkım ne oldu? Nazım, ne olur bana soru sorma. Bana sadece sarıl, ne olur. Civan, bir sorun mu var? Aşkım, bir şey oldu sevgilim, çok ihtiyacım. Ne olur bir şey sorma, bana sarıl. Uf, Civan, korkutuyorsun beni. Bak berbat görünüyorsun. Hadi gel otur. Nazlı. Olup bitenleri bir bilsen var ya. Ay Civan, merak ediyorum. Söylesene ne oldu? Aç bakayım ağzını. Aslı saçmalama. Aç dedim bak, vallahi üstüne dökerim ben. Ha? Aferin benim kızıma. Azıcık midene şöyle tatlı bir şeyler girsin, belki modun yükselir ha. Hadi ya sanki ben gelinlik giyeceğim, kilo almamam lazım. Mantıklı. Aslı. Efendim yeni gelin. Benim adamla evlenemem. Ay canım, o aşamayı çoktan geçtiniz sanki ya. Aslı, ben Kenan'a aşığım. Ay yuh Şimal. Hala o şerefsizin adını ağzına alabiliyorsun ya, pes. Kenan. Bak hala. Ay, bir sal artık şu ya. Kenan. Şimal. Yuh, sen ne işin var burada be? Gider misin lütfen? Aslı lütfen bak ya. Sadece bir dakikacık konuşmak istiyorum. Zaten telefonlarıma da cevap vermiyor. Yüzsüz. Niye verecek cevap?
Gider misin buradan? Hadi kardeşim yürü. Şimal, Şimal lütfen sadece bir kere konuşayım. Ne olur bir kerecik dinle beni. Kala, hasta mısın kardeşim? Defolup gider misin lütfen? Gitmem. Hiçbir yere gitmiyorum. Herkes duysun, herkes bilsin. Aha, ne yapıyor be bu? Herkes bir bakabilir mi acaba buraya? Lütfen herkes bir bakabilir mi? Ben bu görmüş olduğunuz kıza aşığım. Ne oluyor burada? Şimal bak sakın, sakın diyorum ya. Evet ben onu çok kırdım, çok üzdüm. Kabul. Onun gibi bir kız bana evet dedi, ben kıymetini bilemedim. Ama şimdi dersimi aldım. Tam şimdi, burada evlenmeye hazırım. Oha! Sivan, inanamıyorum hala ya. Bu gerçek mi? Sana diyemedim. Söyleyemedim. Her şey o kadar ani gelişti ki. Peki bana daha önceden niye söylemedin? Niye paylaşmadın bunu? Bir umut, bir mucize bekliyor insan. Bir çıksın gelsin desin ki bu bütün yaşananlar bir kabusun desin bekliyor ama... olmuyor. Nafile olmuyor. Ölüyor. Koskoca Çınar. Tahsin saydım ölüyor ve benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Raporları kendi gözlerimle gör. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum Civan. Çok üzgünüm. Aslı. Benim sana söylemem gereken bir şey var hayatım. Söyle aşkım, söyle bir tane. Ben babama bu son günlerinde yalan söylemek istemiyorum. Şimdi ben çıkıp karşıda desem ki ben evlendim. Çok üzüldüm, çok kırıldım. Onu tanıyorum. O ölüm döşeğindeyken arkasından iş çevirdiğimi düşünürsem ben biterim. Ben mahvolurum. Daha doğrusu vicdanımın rahatlaması için ne olur boşanalım Nazlı. Ne olur. Son çıkalım karşısına tertemiz. Göğsümü gere gere vurur duya duya baba. Senin gelinin Nazlı. Ben Nazlı ile evleniyorum diyeyim. Bunu ne olur benim için yapar mısın? Şimal. Burayı hatırladın mı canım? Biliyorsun sana burada evlenme teklif etmiştim. Sen beni çok kırdın Kenan. Biliyorum aşkım. Biliyorum ya ne söylesen ama... haklısın. Haklısın ama yani çok zor günler geçiriyordum ve her şey üst üste gelmişti. İnan bana. Ya o kız? Şerefsizle gitmesin nasıl izin verdin ya? Akıl mı gidecek şimdi kızın? Ne yaptı acaba bizim saf kız? Aklım tüküreyim aslında senin. Aslı, ne kırığın arkadaşım bitiyor ne de adam gibi bir iş yaptığım var. Çalışmaya gönlün yoksa çık git. Benim tepemi tasına attırma kızım. Ama müdür bey. Aması maması yok. Zaten izin aldın kaç gün gelmedin. Geldiğinde de dertinde geliyorsun. Ya adam gibi işine gücüne bakarsın. Ya da gider arkadaşlarının gönül işlerini halledersin. Tamam. Bir an önce kararını ver kızım. Levo! Başardık! Nazlı boşanmayı kabul etti. tabii oğlum. Sen arkadaşın ne sandın ya? Ha? Şş, bana bak. Sen bir an önce boşanma işlemlerine de başlıyorsun. Tabii. Şartsız şurtsuz. Çabucak. Yalnız küçük bir şey rica etti. Ben de kabul etmek zorunda kaldım. Annemin yadigar yüzüğünü. Şş, merak etme. O iş bende. İşlemlere başla hadi. Anlattıkların doğru mu Kenan? Doğru. Şimal hepsi var ya son cümlesine kadar doğru.
Benim o kızla aramda hiçbir şey yaşanmadı. Ya sadece saat geç olduğu için bende kaldı o kadar. Bana inanmıyorsan gel gidelim kendisine sor. Yok gerek yok. Vallahi bak gel gidelim. Gerek yok. Bana inanmıyor musun? Şimal, ben sana hiç bugüne kadar yalan söyledim mi? Aşkım ne olursun bak biraz olsun anlamaya çalış beni. Kafam karışıktı diyorum. Yani evlenme fikri ürkütücü geldi bir an. Böyle yapamayacakmışım gibi hissettim. Tabii ben o zamanlar sensizlik hissinin ne kadar dayanılmaz, ne kadar acı verici bir şey olduğunu bilmiyorum. Şimdi ama sensiz nefes bile alamayacağımı biliyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Bana var ya, sensizliğin ne demek olduğunu o kadar güzel öğrettin ki. Şimay, ben tüm hücrelerime kadar hazırım. Eğer sen de hazırsan hemen kalk şimdi gidelim evlenelim. İçinde bulunduğum bu yanlıştan o yüzüklerle değil, bu yüzükle kurtulabilirsin yalnızca. Bir bak, bak şunu. Aşkımızın nişanesi olan bu kutsal halkayı tekrar parmağına takarak... Ay al içini başına çal be! Varsa yoksa iş. Bir kızın istikbali söz konusuymuş. Ne gam? Ben kardeşimi yalnız bırakır mıyım be? Ay inşallah kızı kandırmamıştır ya. İnşallah. Ay bu da nasıl bir paniklik çıktıysa telefonu telefonu bırakıp gitmiş. Alo Civan. Şimal aşkım bak bana bir kere güvendin evet dedin. Yine yapabilirsin. Al bu yüzüğü tekrar tak parmağına beni dünyanın en mutlu adamı yap. Çıkalım babanın karşısına anlatalım gerçekleri. Ve bir ömür mutlu olalım seninle. Biliyordum, biliyordum aşkım senin de beni sevdiğini. O adamla sırf bana inat olsun diye birlikte olduğunu biliyordum ya. Ah ya, kandırmış kızım. Kenan düşündüğün gibi değil. Yani şimdi biz sözlendik çünkü... Hayır ya, hayır. Ayrılın, ayrılın uzaklaşın birbirinize. Uzaklaş. Bir şey diyordun, siz sözlendiniz çünkü. Çünkü yani bir... Dur, durun diyorum ya, bir durun ya. Oha Şimal, ne ara kızım ya? Aslı ben... Çekil şuradan. Ya sen ne cins bir asalaksın ya? Kandırdın değil mi kızı yine? Aslı sen karışma bu işe daha fazla. Zaten aşkımızın önünde de duramayacaksın. Öyle mi dururum ki? Cinsetti sanırsın. Şimal, ver kızım şu yüzüğü. Aslı lütfen. Şimal ver dedim. Yürü lan. Bas git oğlum. Bu kız haftaya evleniyor be. Düş kızın yakasından. Git kendini kandıracak başka salaklar bul. Kıyıp kızın yuvasını ya. Bir dakika. Ne oluyor ya? Şimal ne diyor? Evleniyor musun sen gerçekten? Şimdi o evlilik öyle bir şey... Aa, yardım edin! Yardım edin! Ah, düşmanı var yardım edin! Bu kız evleniyorum be evli! Pis sapık! Ne oluyor? Aslı ne yapıyorsun? Aslı kendine getiriyorum. Aslı saçma. Kendine gel abla. Abartıyorsun. Şimal bir şey sorun. Ay yardım edin dostlar! Lütfen bize yardım edecek kimse yok. Cinsi sapık var. Arkadaşlar. Hayırdır? Bakın arkadaşlar bu kız nişanlı. Oğlum Şimal koş. Koş şirket gidiyor. Şimal'im. Bu haftaya evlenecek ya ama bu hırs düşmanı sapık. Gündüz vakti sokak ortasında milletin namusuna salça oluyor. Şimal canım bir şey beni sevdiğini söyler bir şey olacak bana Şimal. Şey ben... Şimal'im. Şimal'im. He, kocası da geldi. Ne oluyor sen burada ya? Bittin abi, oğlum, bittin. Sen abi. Şimdi bittin. Ne oluyor burada ya? Bu hırs düşman manyak senin karına sarkıntılık ediyor. Hayırdır birader? Birader bu hanımefendi sizin eşiniz mi oluyor? Evet evet. Bakın yüzüğümüz biz yakında evleniyoruz da. Ne oluyor burada? Sen, Şimal canım bir şey söylesene. Şimal. Pis sapık. Yürü lan. Şimal. Peşimizi bırak. Hep eşimin peşinde. Şimal. Eşim, iyi misin? Ne oldu şimdi, ne dedim ben? Ay Şimal nereye ya? Eşim gidiyor.
Psikolojisi bozuldu, psikolojisi. Canım. Aslı, bana bunu neden yaptın ya? Neden? Sence Şimal? Ya o da ahlaksızın teki, gör artık bunu lütfen. Nereden biliyorsun? Kalbini açıp içine mi baktın? Doğru söylüyor olamaz mı? Yani o kızlar arasında hiçbir şey geçmemiş olamaz mı? Olamaz, tamam mı? Olamaz. Aslı, ben Kenan'ı çok seviyorum. Ve kız kardeşim olarak ne yaparsam yapayım arkamda ol istiyorum. Canım benim, altın kalpli arkadaşım. O sabah gördüğüm manzaranın gerçek olduğunu sen de çok iyi biliyorsun. Kalbine söz geçirmek zor, biliyorum. Ya keşke kafamızı kuma gömüp gerçekleri değiştirebilsek. Keşke kalbime söz geçirebilsem. İleride daha fazla üzülmemek için şimdi bunu yapman gerekiyor. Kalbim o kadar acıyor ki aslında. Ne yapıyorsun sen ya? Telefon. Şey olunca ben olmuş. Kendim çektim. Işık çok güzel. Fotoğrafı İdris Usta'ya verdim. İki güne kalmaz yüzüğün aynısının tıpkısı Nazlı'nın parmağında. Bu gençliğin senden öğrenecek çok şeyi var. Lebo, beni övme. Yani beni övme. Sen ne yaptın? Mahkeme iş tamam değil mi? Ya tamam, o boşanacaksın. Ama düğün sabahını. Ne? Düğün sabahı mı? Oğlum ben o gün evleniyorum. Aynı gün nasıl boşanayım Levent? Ne diyorsun sen? Bak bunu bile zar zor yalvar yakar ayarladım. Araya bir sürü tanıdık manadık sokmam gerekiyor. Yoksa bir ay sonraya gün veriyorlar. Bir ay mı? Bir ay olmaz. Bir ay çok uzun. Of. Nasıl yapacağız? Levent nasıl yapacağız oğlum? Ben o gün evleniyorum oğlum. Tamam, sıkıntı yok. Sabahtan boşanacaksın. Akşamını evleneceksin. Hiçbir sorun da çıkmayacak. Güven sen bana. Benim yüzümden sen de işinden oldun değil mi? Boş ver. Ben zaten atölyemiz için para biriktirmeye çalışıyordum. Orası olmaz, başka yer olur. Bana bak, hayallerimizden vazgeçmiyoruz değil mi? Tabii ki hayır. O atölye açılacak Şimal Hanım. Açılacak tabii. Ha şöyle ya, yüzüm gülsün kız biraz. Ben zaten kovulmasam ayrılacaktım ki orada. Önümüzde düğün var, telaşımız çok bizim. Ben vazgeçtim o işten. Vazgeçtim. Bayağı evlenmeyeceğim. Bana bak Şimal, o şerefsiz aklıma girdi deme sakın bana. Ne dersen de Aslı. Ben kararımı verdim. Bu saçma evlilik olmayacak ya. Ayarladığım adam evraklarınızı alıp bekletecek. Biz de sabah adama gideceğiz. Adam yıldırım nikahı gibi bizi araya alacak. Bu iş bitecek ha? Aynen öyle kardeşim. Sen de memleketin en hızlı boşanıp evlenen adamı olarak Guinness Rekorlar kitabına gireceksin. Ha. Sabah gideceğim. O araya. Ne yapacaksın? Gidip babamlara her şeyi anlatacak mısın yani? Öyle de değil de. Öyle de değil de ne? Aklından ne geçiyor kızım senin? Bu evlilik işine nasıl sarılmayı planlıyorsun sen? Anel acele hazırladığımız çeyizi bizim Antep'in sofrasını sermişler. Şöyle vakit olaydı da la ile çeyiz hazırlasak Neval Hanım elleriyle köfte yoğuracağı zar. Ah Dersin, bir bırakmadın fasulyeyi dayayım şu şemçük suratlının önüne.
Hanım başlama şimdi yine. Onlar da haklı tabii. Buldular bizim kız gibi Antepli asil gelini. Ne etseler az. Sizin evin horantası da bir toplanamadı. Acımızdan öldük. Midem börküdük hele. Hilmiye Hanım, biz artık aile sayılırız ya. Buyurun başlayın. Hadi afiyet olsun. Merak etme Hilmiye Hanım. Tam 40 tane var. Neval Hanım, sen bayağı dışarılıklı olmuşsun. Ah tövbe yarabbim. O nasıl hanek Hilmiye Hanım? Hele dışarılıklı gelin alman yetmezmiş gibi yuvalamaya sade yağ yerine zehitli yağ koymuşsun zar. Bunun yağ zeytinyağından yakılır bir kerem. Bu yaştan sonra sana yemek öğretecek değilim. Ben bir yaşıma daha girdim zar. Of 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 annem benim. Yine döktürmüşsün ha. Bu da hiç adet örf bilmiyor. Bu sofra benim karımın çeyizi için kuruldu bir kere. Bana bak lan. Seyirci oynamayı bırak. Yoksa mağlubiyetin daha acı olur söyleyeyim ha. Bakalım senin sözün için nasıl bir sofra kurulacak? Artvin'e özel ot koyarız artık. Aşkım böyle çok daha güzel oluyor. Yani gerçekten istediğin buysa bitti. Ay kızım emin misin ya? Ya bambaşka biri oldun sen. Yapabilecek misin gerçekten? Yapmak zorundayım. Yapmak zorundayım. Sonuçta saydamlar beni hanım hanımcık örflerine adetlerine uygun gördükleri için kolay kabullenmediler mi? Tahsin amcanın beni bu halde böyle gördüğünü bir düşünsene. Hele Neval Hanım kesin bayılır sinirden. Benim civana uygun bir aday olmadığımı anlarlar ve bu işte böyle kendiliğinden tereyağından kıl çeker gibi bitirir. Babama gerçeği anlatamıyorsam o zaman ben de bu işi saydamların bozmasını sağlarım. Sesi soluğu da çıkmıyor. Ne yapıyor bu içeride ya? Vallahi bilmiyorum ki babam. Eve geldiğinden beri pek bir durgun. Ama düğün işlerini hep kendine dert etti abi. Kredi meselesini söylemiyor ne? Yok canım olur mu hiç öyle şey? Sen merak etme. Miraç. Senin vekalet var zaten. Tapu mapu ne gerekiyorsa al yarın bitir bu işi. Tamam baba sen merak etme ben halledeceğim bu işi. Tamam. Kızıma bak ya. Düğün var diye sevineceği yerde neyle uğraşıyor ya? Ve fakir kızım benim. Siz babanız öldü mü ya? Allah korusun. Nasıl görünüyorum? İğrenç. Süper. O zaman başarılı demektir. Kızım sen bunlarla yürüyebilecek misin ya? O zaman ben bunları yanıma alayım. Orada giyerim. Eylemiyorum. Bir el atsana. Tansiyonmuştu galiba. Kızım sen buna nefessiz kalıp ölme he. Zavallı iç organları sıkıştılar yazık. Şimal. Ay Aslı. Bir şey sorma artık ne olur ya. Evet eminim. Bitecek bu iş. Bu gece bitecek bu iş. Hayır. Yapıyordum.
Şimal Hanım. Merhaba. Merhaba. Ya bağlayamıyorum da bir el atar mısın? Tabii. Oldu mu? Bizimkiler içeride mi? İçerideler. Aşağıda çok acayip şeyler olacak. Yetiş. Aç bakayım ağzını. Diğer dünürlerle ne vakit tanışacağız? Hep beraber düğün dernek edeceğiz güya. Ama kimin nesidirler, necidirler bilmeyiz. Onu da bilmeyi ver. Gerçi Antepli olmadıklarını iyi biliriz. Canım, memleketin ne önemi var Hilmiye Hanım? Öyle değil mi Akifciğim? Hem ayrıca bizim Şimal kızımız aynı Vildan gibi böyle hanım hanımcıktır. Örfüne adetine bağlıdır. Şimal. Oha, kalabalıkmış. Abba, ar namus kahkebezi. O zaman ben sonra geleyim. Kızım. Aa, düştü ya bu. Kızım, kızım. Dur, 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 dur. Dur bakayım, çekil bakayım. Ne var, ne var, çekil. Dur, kızım. Vay, gelin diye aldıklarına da bak hele. Hadi kendinize acımadınız. O Dalyan gibi çocuğa da mı merhametiniz yok? Kızım, sen iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim ya. Sağ olun. Tübe bismillah ya Rabbil alemin. Ne olmuş ay buna? Ne olmuş ki? Kızım, bu ne hal? Ne var ki halimde? Gayet normal bence. Normal değil. Normalmış. Normal değil. Ben hep böyle. Civan! Bu ne ya? Geldin mi hayatım? Ay siz benim kalbime mi indiricisiniz ya? Hayır, yok. Bir 80'ler partisi vardı da Şimal'le sözleştik oraya gideceğiz diye. Hazır mısın hayatım, çıkalım mı? Parti mi? Parti. Şuraya bak. Daha yürümeyi bilmiyor. Apartman gibi topu giymiş gelmiş buraya. Şu haline bak ya. Ne var halimde? Ayrıca gayet iyi yürüyor. Ha, yani. Tamam. Ayrıca ben senin ne yapmaya çalıştığını anlamadım sanki içeride. Niye engel oluyorsun o zaman? Ne güzel bıraksaydın işte bu saçma sapan oyundan kurtulsaydık ikimiz de. Sizinkiler nefret edecekti benden. Bitecekti bu saçma sapan oyun. Ay, ya şunları çıkarmama yardım et Allah aşkına ya. Vazgeçeceklermiş de, nefret edeceklermiş de şu haline bak. Şebek gibi giymişsin. Yaş kaç senin? 5 mi 10 mu? Dön şöyle. Düğün mü attın buna, ne yaptın? Ne yapayım? Yavaş, yavaş ol. Ya böyle yavaş mı? Yemin ediyorum var ya, bana adam kör oldu ya. Senin bu rahatlığın da beni öldürücü Darcy. Burada el aleme rezil olmuşuz. Alınacak halımıza gülü. Bizim bu deli olan, bu kızı seviyor Neval Hanım. Baksana hallerine haytanın. Ama helal olsun vallahi bu Şimal'de yani esaslı kızmış. Yani önünde diz çöktürdü bizim alakası yok. Al. Tamam mı? Bir daha da üstünde duramayacağın şeyler içine girme. Bana baksana sen.
Acaba yine ne istiyorsun acaba? Ne istiyorsun efendim söyle. Yoksa sen bu işin bitmesini istemiyor musun? Ne alakası var ya? Ne ben şey... Sen orada kendini rezil etme diye ben şey yaptım burada. Rezil olacaksan da ben olacağım rezil. Sana mı düştü derdi? Sen ne işler peşindesin? Söyle bakayım. Kim? Ben mi? Evet sen. Senin derdin ne? Çabuk söyle. Aşık. Asıl saçmalama. Dün bir bugün iki ne aşkı? Bir düşün bakalım. Koskoca Civan Saydam. Durduk yere niye böyle davransın? En başından düşün ama bak. Sözlüyüz diye kandırdın. Öyle bir kızdı ama. Sonra hemen oyuna dahil oldu. Mezuniyetten sonra. Gerçekleri açıklayacak oldun. Engel oldu. Şimdi de bu. Bence kesin aşık. Bak sana diyorum kızım, bu adam seni ilk gördüğü anda vuruldu. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Olabilir mi ki? Yok ya, ayrıca olsa da bana ne? Beni ilgilendirmiyor. Ya. Olabilir mi gerçekten? Sen bana aşık olmuş musundur acaba? O kafanın içinden gene ne hinlikler geçiyor acaba? Yok ya, sanmam. O kadar çabuk aşık olmamıştır herhalde. Şimdi burada durduk yere bir şey yapacak kadar da manyak değildir canım. Şimal. Bunların aşktan kafaları gitmiş. Baksana duymuyorlar. Alo, orada kimse var mı? Şimal, babam sesleniyor. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor baba. Durmak yok. Yola devam Şimal. Kızım, dün gece nasıl geçti bakayım? İyi eğlendiniz mi? Benden nefret etmeliler. Benden nefret etmeliler. Aşkım. Kız delirdi. Aferin Şimal. Şimdi ne halt edeceksin acaba? Şimal, iyi misin kızım sen? Yavrum niye kondun masaya? Şimal! Oğlum Civan, şirket gidiyor, şirket gidiyor. Aşkım! Ya bana bak Civan, delirdiniz siz! Hemen anlatıyorum babacığım. Benim böyle çılgın bir hayalim vardı. Evleneceğim kadınla böyle ailemin önünde masaya çıkmaktı. Değil mi hayatım? Bana bir şey oluyor dersin. Eksik olmasın benim müstakbel karım. Beni kırmadı. Onurunu, gururunu ayaklar altına almak pahasına olsun... benim bu hayalimi gerçekleştirdi. Değil mi? Ah! Gördün bak. Festivalde başladı. O zaman ne duruyoruz? Hadi aşkım. Dans! Hop! Ah! Çok güzel. Ayak hareketleri, ayak oyunları, evet çalıştığımız gibi. Ayak hareketleri işte böyle. Ay yemin etsem başım ağrımaz be. Bu çocuk sana %250 aşık. Ben artık eminim. Değildir ya. Asıl niye buna aşık olsun? Pardon.
pardon güzelim. Sen bir alıcı gözüyle şu surata bakar mısın? Bu güzellik kimde var be? Aslı. Saçmalama. Kim saçmalıyor? Ben mi saçmalıyorum? Yoksa Civan Saydan mı saçmalıyor? Bir insan neden saçmalar? Ya aşıktır ya delidir. E deli olmadığını bildiğimize göre. Deli. Senin bu oğlan deli. Hem de tam deli. Baksana ya. İki günde kızın ayarıyla oynadı. Onu da kendine benzetti. Tamam Dahsin. Atalım nişana olsun bitsin. Bana bak. Bana bak. Bak burada şimdi bana kalbini kırdırtma. Gelinime laf edecek adam karşısında beni bulur. Yahu suç oğlanın diyorum sana. Kızın bir kabahati yok. Vallahi yakında insan içine çıkacak yüzümüz kalmayacak. Bütün Entebe rezil olacak. O Hilmiye'nin ağzında bakla da ıslanmaz. Bire bin katar anlattık artık. Oy ben nerelere gidem? Antep'e mi gidem? Vallahi sana da bir haller oldu ha. Ben el halime rezil olacak diyeyim. Sen gercik gercik gülüyün. Ya bu kız bizim oğlana aşık. Ataş bacayı çoktan sarmış görmedin mi? İkinci deliği. Sırf yani. Oğlan istiyor ya. Biz de rezil olmayı göze aldı ya. Tam gelinim olacak kız. Cevizli mi o? Fıstıklı. Harfeldi de.